Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şu çekemediğim videoyu bir çekeyim atayım. Şimdi ben videoyu çekmiştim ama biliyorsunuz bende 4 tane terörist kedi var arkadaşlar. Görüntü donmuş, ses gitmiş, bir şeyler olmuş. Şimdi zaten çekerken çizimleri yapmıştım arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar 3 ana başlık altında dalgalarınızı birleştirebiliyordunuz. Birincisi benzerlik ve denge kuralıydı. Neydi bu benzerlik ve denge kuralı arkadaşlar? Bir dalgayı başka bir dalgayla birleştirebilmek için zamansal olarak veya fiyat olarak %30'u kadar olmalıydı en az. Bu genelde mono dalgalar için kullandığınız bir yöntem. Fakat dalgalarınız mono dalga gruplarına, poli dalgalara, multi wavelere, makro wavelere evrildikçe arkadaşlar oraya bir karmaşıklık kuralı geliyor. Kitabı zaten grupta verdim. Okudunuz bölümü. Şimdi o bölümü daha iyi anlayabilmeniz için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi mono dalganın karmaşıklık seviyesi sıfırdır arkadaşlar. Tek bir çizgi ise günlük ortalama çizgi grafikten bakıyorsanız tek bir çizgi görüyorsanız o dalgada onun karmaşıklık seviyesi sıfırdır. Eğer şekilde hareketler görüyorsanız yani 3 mono dalgayı birleştirmişseniz veya 5 mono dalgayı birleştirip bir itki dalgası falan yapmışsanız bunun karmaşıklık seviyesi de 1 oluyor arkadaşlar. 1 derece üste çıkıyor. Karmaşık polywave dediğimiz ise daha fazla dalgadan oluşan ama karmaşıklık derecesi yükselmeyen dalgalar arkadaşlar. Yani şurada şurada bir düzeltme. Mesela şurada bir düzeltme. İki tane bir var arkadaşlar. 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0 diye gidiyor. Ama iki tane düzeltme olduğu için bu karmaşıklık seviyesi 1'de kalıyor arkadaşlar. Yine bu bir düzeltme dalgasıysa şuraya baktığımız zaman bakın şurası bunun değeri seviye 1'dir. 0, 1, 0. Toplamda 1 arkadaşlar. Bunun bir üst dereceye çıkabilmesi için yani multi wave olabilmesi için arkadaşlar bir düzeltme ve bir itki poli wave'inin bulunması gerekiyor. Bu bir düzeltme poli wave'iniz varsa bir de itki polywave'iniz varsa bunları toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunların toplamı da 2 yapıyor. Yani bir multiwave elde edebilmek için 2 farklı polywave'e ihtiyacınız var. Şimdi şu en son örneğine bakarsanız arkadaşlar şuradaki örneğe bakarsanız burada C dalgasının 5 dalgadan oluştuğu 5 dalgalı bir polywave olduğu öncesindeki B dalgasının da seviye 1'den bir düzeltme dalgası olduğunu görüyorsunuz. Bu ikisini topladığınızda seviye 2 ortaya çıkıyor. Bir üst seviyeye geçmiş oluyorsunuz. Makrowave'de ise bir multiwave ve en az bir polywave'in birleşimi gerekiyor arkadaşlar. Burada şöyle bir örnek verdim. Şimdi burada arkadaşlar İtki düzeltme, itki düzeltme falan diye giriyor ama bunların hiçbirini birbiriyle toplamıyorsunuz. Burada en karmaşık düzeltme ile en karmaşık itkiyi birbiriyle topluyorsunuz arkadaşlar. Seviye 3'ten daha fazlaysa da yine seviye 3'tür o. Yani makro wave'in daha üstü yok. Yani seviye 3 ve üzerine seviye 3 karmaşıklık seviyesi diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir de karmaşık multiwave'ler var. Örneğin işte A, B, C, X, A, B, C, X diye gidenler.
Bunların da karmaşıklık seviyesini içlerindeki en karmaşık dalgaya göre belirliyorsunuz arkadaşlar. Yani burada herhangi bir şey toplamıyorsunuz. Çünkü hepsi düzeltme oldukları için düzeltmeleri birbiriyle toplamazsınız. Bitkileri birbiriyle toplamazsınız. Sadece düzeltmeyle itkiyi toplayabilirsiniz. Buradaki en karmaşık yapı, mesela şurada bir multivave var. Bu yapının toplam, arkadaşlar bunun toplam derecesini veriyor. Bu bilgi aklınızda bulunsun. Bu önemli. Çünkü dalga uzatıyor, uzatıyor, uzatıyor. Bakıyorsunuz başta bir tane polyvey var. İşte beşli çıkmış. Arkasına işte düzeltme yapmış da yapmış, yapmış da yapmış falan falan. Ama baktığınız zaman bunları birleştirebiliyorsunuz. Dereceleri birbirine komşu oluyor. Şimdi karmaşıklık kuralında birleştirmenin şartı şu, birbiriyle komşu olması arkadaşlar. Eğer seviye 0 bir dalganız varsa, yani bir mono wave'iniz varsa, bunu ancak bir mono dalgayla veya poli dalgayla birleştirebilirsiniz. Yani 0'la veya 1 ile birleştirebilirsiniz. Eğer bir poli wave'iniz varsa, bunu mono dalgayla da birleştirebilirsiniz. Multi dalgayla da birleştirebilirsiniz. Multi wave ile de birleştirebilirsiniz. Eğer bir multi wave varsa elinizde, bunu poli wave ile veya makro wave ile birleştirebilirsiniz veya kendisiyle yine multi wave ile birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ama bir makro wave'i tutup da poli wave ile birleştiremezsiniz veya bir mono dalgayı tutup da multi wave ile birleştiremezsiniz arkadaşlar. Karmaşıklık kuralı bu kadar. Şimdi derece başlığı şu. Birkaç dakikalıkla başlıyorsunuz arkadaşlar. Mesela günlük ortalama grafiğinizde mono dalgayı birkaç dakikalıkla işaretlemeye başladınız ve grafiğinizin geneli böyle. Öyle düşünelim. Bunları birleştirip bir üst seviyelerden işaretlemeye başlayacaksınız. Ama zaman zaman bazen bunlar belli bir zamanda yayılabilir. Daha alt segmentlere inebilir. İşte onun için de mikro ve mikro altı etiketlerini kullanıyorsunuz. Yani mesela burada işte şu kısmı ben dakikalıkla işaretlemişim. Bu bitmiş. Bir üstüne minörle işaretlemişim falan. Toplamını da sub binyıllıkla işaretlemişim. Tabi burada sizin o an çalıştığınız grafik, zamanda ne kadar yayıldığınız, ne kadar alta indiğiniz, hangi zamanda baktığınız, grafiği en düşük hangi zamanda incelediğiniz, nasıl başladığınız bunlar önemli ama derece başlığında birbiriyle eşit olmayan dereceleri yani kendiniz verdiğiniz dereceleri birleştirmemeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Birazcık göreceli bir durum. Ama karmaşıklık kuralına bildiğiniz takdirde hangi dalgayı hangi dalgayla birleştiremeyeceğinizi bildiğiniz takdirde zaten bundan sonrası ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Yani mantık şu arkadaşlar. Yani bir mono dalgayı tutup da bir multi wave ile birleştirmemeniz gerekiyor. Yani zaten şunu da görmezsiniz bakın. Ben şuraya mesela çizeyim. Şuraya bir düzeltme multi wave çizelim arkadaşlar. Şöyle olsun. Şuraya da bir bakın bir düzeltme formunda bir multi wave çiziyorum. Hatta hiç gerek yok. Şunu kopyala. Şimdi arkadaşlar bu ikisinin arasında oluşabilecek şey yani bir dakika şu olmaz. Yani burada böyle bir mono dalga yok. Eğer burası multi wave ise burası multi wave ise yani burayı kesin ayrıştırmışsanız burayı kesin ayrıştırmışsanız burada düz bir çizgi olmaz arkadaşlar. Bunu ne bunu bununla birleştirebilirsiniz ne de bunu bununla birleştirebilirsiniz. Böyle bir şey gördüğünüzde ha, o zaman biraz farklı düşünmeniz gerekiyor. Acaba dalga buradan mı başladı, buradan mı bitti diye düşünmeniz gerekiyor. Ama
yapının bittiğini farz edelim. Bu ikisi arasında oluşabilecek minimum yapı budur arkadaşlar. Bir polivevdir. Bundan daha azı oluşmaz arkadaşlar. Bunu örnek olsun diye verdim. Acaba bir yerden başladık ama nerede duracağız? Nereye kadar gidebiliriz? Hangi dalgalar birleştirebiliriz? Bunu bilirseniz arkadaşlar biraz daha rahat çıkarsınız grafiklerin içinden. Biraz daha az uğraşırsınız. Bu birazcık pratikle alakalı. Yani Glendale'i zaten bu kısmı en sona saklıyor. Bundan sonraki bölümleri assisted bölüm arkadaşlar. Yani işin biraz sosu biberi. Buraya kadar öğrendikleriniz, yani bölüm 7'nin sonuna kadar öğrendikleriniz işin olmazsa olmazlarıydı. Bundan sonra öğrenecekleriniz de biraz daha böyle zihin açıcı şeyler arkadaşlar. Grafiklere biraz daha farklı bakmanızı sağlayacak şeyler. Özellikle karmaşık düzeltmelerde veya bir itki dalgasında mesela 5 dalgasının boyunu hesaplarken işte klasik yöntemler vardır. İşte 0.618'ini geçer işte bilmem ne olur falan filan diye. Oralarda biraz daha farklı bakış açıları göreceksiniz. 8, 9, 10, 11, 12. bölümlerde. Şimdi o bölümleri artık yavaş yavaş geçeceğiz ama oralarda buraya şimdi 4, 5, 6, 7 çok hızlı geçtik. Buralar hani basit konulardı. Buraları hızlı geçtik. Ama 3. bölüm gibi, bölüm 3 gibi yani 8. bölümde falan bayağı bir ağır gideceğiz. Oraların çevresi bayağı bir uğraştıracak arkadaşlar. Video bu kadar. Umarım anlaşılmıştır. Zor bir tarafı yok. Anlatması kolay. Anlaması kolay. Ama tabii biraz uygulaması zor bir olay. Son videoda bahsetmiştim. Ama alışkanlık edinebilirseniz gerçekten bazen hayat kurtarabilen bir kural arkadaşlar. Karmaşık kuralı. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar, güzel eğitimler.